Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Mahmut Emin Birlikte ile beraberiz. Geçtiğimiz hafta sonu Cuma günü yapılan seçimde olan genel kurul sonrası tekrar göreve seçildiniz ekibinizde. Evet. Hayırlı olsun diyoruz. Bir tüzük tadilatından sonra yapılan genel kuruldu. Ardından neler söylemek istersiniz Sayın Başkanım? Sizin de bahsettiğiniz gibi artık yani Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin yasası değişti. Yasadan sonra ana sözleşme ve tüzüğünü değiştirdiler. Dolayısıyla neredeyse banka gibi olduk. İyi mi oldu? Evet, iyi oldu. Şundan dolayı iyi oldu. Dijital sisteme geçtik. Artık yani biz burada dosyaları hazırlayıp dijital olarak bankaya gönderiyoruz. Bankanın genel müdürlüğüne düşüyor ve oradan onay geliyor artık. Dolayısıyla gerçekten esnaflığı yapan, bu işi bilen, dürüstçe çalışan esnaf ve sanatkar gerekli desteği alacak. Diğer taraftan yani mesleğinde kullanmayanlar falan banka ayırıyor zaten. Sistem bu, yani kabaca bu. Dolayısıyla ben orada kongreye katılan tüm oda başkanlarımıza ve esnaf ve sanatkarımıza teşekkür ediyorum. Teveccüh gösterdiler, tekrar seçtiler. İnşallah onların bu güvenini boşa çıkarmayız, alan mahcup etmesin. Konumda sıkıntımız yok. Kasamızda paramız var, yani plasmanımız var. Ama yeni sisteme geçildiğinden dolayı biraz gecikmeler oluyor. Bunlar da o gün banka müdürümüz sağ olsun şey yaptılar, tekrar bizim servise bir personel daha verecekler. Bizim personelimizin yapması gereken işlerin tamamını gece evlerine kadar götürdüler bilgisayarları. Biz bankaya yükledik. Parasal konuda da Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz 10 Ocak'ta bizimle birlikte bir toplantı yaptı. Orada da 100 milyar TL ayrılmıştı Türkiye genelinde 2023'e. 50 milyar TL daha ilave ederek 150 milyara çıkardılar. Ben bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve heyetine, bakanlara da çok teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkarın sıkıntılı gününde ihtiyaçtı. Bunu da gördüler. Dolayısıyla esnaf ve sanatkar buyursunlar, gelsinler para. Yani plasmanımız var. Bundan sonra da gelecek. Ben tekrar katılımlarından dolayı önce esnaf sanatkara, tüm oda başkanlarına, siz değerli basın mensuplarına ve esnaf ve sanatkarın derdini iyi anlayıp çok sıkıntılı dönemde bu kadar destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum Burcu Hanım. Geçmiş dönemde de mesela Sayın İsmet Atilla Bakanımız da çok destekleri oldu. Hatta bir ahde vefalı olmak lazım. O 25 sene evvel de olsa Sayın Bakanımız o dönemde çok destek vermişti. Eskilerde Sayın Osman Azer'e, Sayın Mehmet Deli'ye, eski milletvekillerimize de teşekkür etmek lazım. Ben bu arada şu anki milletvekillerimize, eski bakanımız Sayın Mesut Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanımıza bu sıkıntılı dönemde elini taşın altına koyarak çok yüksek miktarlarda destek verdiği için sonsuz teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkarımızın adına, size de ilginizden dolayı, basına da ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.